İkinci kez Survivor'a gittiğine pişman mısın, değil misin? Yo, değilim. Açık mı konuşayım? Açık, evet, doğru, açık dürüst. Her zaman değilim. Sabriye, değilsin. Niye? Para kazandığın için. Hem para aldım, para kazandım. Ama şöyle bir şey var. Amerika Bellator'da dövüşüyorsun. Oradan da iyi kazanıyorum. Yani maça gidecektim. Maçı bırakıp gittim. Pişman değilim. Para kazandı. Ne kadar kazandı? Ama söylenmez ki bunlar. Ha, zaten yardım mesajları da durmuyor. Ya maçtan alacağı parayı oradan aldı. Ya böyle bir şikayetçilik yok ya. Ne orada dövülme ihtimali var. Varsa ki oradan $100,000 alacak maçta kazanırsa. Acun'a demiştir, Acun Medya, ben oradan %100 kazanırım, $100,000 alacağım. Siz $110,000 verin, geleyim. Öyle mi oldu? Bu sefer dayak yemekten de kurtuldu. Kariyerin de çıkıyor. Yani maç sayın arttıkça fiyatın da çıkıyor. Şu anda sen kaç liraya dövüşüyorsun? Abi söylenmez. Türkiye'de hiçbir maça çıkamıyorum işte. Hiçbir biri paramı veremiyor. Yani. Ne oldu? Kan şekerin mi düştü, saldırdın yüzüme? Dur. Ben dedim ki az önce, insanın yerkenki fotoğrafı güzel değil. Sen hala. Kuru yemiş. Üzüm kurusu. Evet, üzüm kurusu. Bu sorulardan kaçtığının işareti vücut. Soruları da hiç göstermiyor bana. Ha, sor Ali abi. Soru yok al. Her şey. Vallahi soru yok. Biz açıkçası her şeye cevap vereceğim. Aynen. Evet. Genel genel. Ama şu para konusunu kapatalım. Tamam, kapattık. Sevgilim var. Parayı hiç sevmem. Paranın sadece gücünü seviyorum. Para çok harcarım. Ali abi. Parayı sevmem. Gücünü seviyorum. İyi de paranın gücünü sevmek için paraya sahip olmak lazım Sabriyeciğim. Gücüne sahip olmak için ya. Parasız bir şey olmuyor ki bu devirde. Olmuyor. Ne oluyor? İşte. Parasız. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi Sabriye denince tabii ki biz seni çok kıymetli. Aslında Türkiye'nin ilk profesyonel kadın boksörüsün. Bu çok önemli bir şey. Yani kadınlar tarihimize baktığımızda adın orada olacak. İki kez dünya şampiyonluğun var kickbox, ama biz seni maalesef, yani maalesef dedim, keşke her sporcuyu tanıyabilsek. Survivor'la tanıdık. Survivor denince de böyle Sabriye ile Adem dostluğu herkesin aklına geliyor. Evet. Şimdi en çok sana sorulan sorulardan bir tanesi bu. Ben gerçekten bilmeyerek soruyorum. Siz Adem'le küsmüşsünüz, konuşmuyor musunuz? Ben sizi çok iyi dost olarak biliyorum. Neden küsmüşler sorar mısın diye dolu soru var. Kaç soru var, ona göre cevap. Vallahi çok var. Açayım istersen bir taraftan. Şimdi Adem konusuna gelince, çok konuşmak istemiyorum aslında bunu ama cevap vereyim. Çok soruluyor bu. Ya Adem, ya ne diyeyim şimdi, neyini anlatayım ki ya. Adem'i ben severim. Adem'in ailesini de çok severim. Annesini özellikle çok severim. Adem'den çok annesini severim. Adem'le konuşuyoruz. Böyle görsem onu merhaba derim ama unutmam. Vardır bana yaptığı, vardır bir yanlış yani. Eğer soğuksam, şey yapmıyorsam. İnsan olarak seviyorum ama yani dost değiliz. Ama Survivor'da dostunuz değil mi? Yani orada gördüğümüz o gerçekti. Seviyorum orada çok dostunuz, birbirinizi çok kolladınız. Parçam gibi görüyordum onu ya. Ne gibi? Ya parçam gibi. Ya ben de şöyle bir huy var Ali abicim. Ben böyle bir insanı sevdiğim zaman böyle içime alasım gelir, anladın mı? Sahiplenirim, kollarım. Yani öyle bir insanım. Mesela arkadaşlarım da öyle. Kız arkadaşlarımda da öyle mesela. Kardeşim, dostum diyeyim. Erkek arkadaşlarımda da öyle. Sahiplenme vardır bende. Mesela onda da öyleydi mesela. Ve kıskanırdım. Ben arkadaşlarımı da kıskanırdım. Mesela bir de adada yalnızsın. Hiç konuştuğun kimse yok. Mesela onun başkasıyla konu. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Yok Sabri Adem'e karşı bir şey mi hissediyor? Asla öyle bir şey yok. Ben birine karşı biraz zor bir şey hissederim. Zor aşık olur. Zor severim. Zaten zor kadın, bir de dövüşçü. Ben çok zor biriyimdir. Acun Bey de zaten der, sen ne zor bir insansın. Çok zorsun Sabriye derdi bana. Yani insan sevdiğine aslında şey yapar ya, küser. Ha, o zaman yani, bir şey olsa barışırsınız gibi. Gene konuşurum onunla ama yani böyle çok güvenmem, şey yapmam yani, eskisi gibi olamam. Peki bu Survivor'dan görüştüğün kim yani var? Yani eski günleri eğe gitti ya. Survivor'dan mı? Hı hı. Ali abi ilk Survivor'a gittiğim zaman sen de vardı, hatırlıyor musun? Kim? Soruyu kaynatma. Ben başka bir şey soruyorum. İyi kaynatırım. Kim var görüştüğün? Var mı? Prodüksiyon.
prodüksiyona girer. Çay var mı? Çay getirir misiniz? Taze ise. Ben bir şey söyleyeceğim. O kadar yere gittim. Ala abi, senin buranın çayı daha iyi. Herhalde Trabzonlu. Ya ben çayı çok sevdiğim bildikleri için ona göre yapıyorlar. Ekmeği de yapmış. Çayı güzel. Ama sonuç itibariyle... Soruları kaynatma sonuç itibariyle. Soruları kaynatma. Aynen öyle. Yani Survivor'da zaten yarışmadı da abi kimseyle arası. Ali abi, barışmadı ki Sabriye'nin. Adem'le çok iyi arkadaştılar. Ben de iyi bir Survivor takipçisi olduğum için ve insanlar bunu merak etmekte çok haklı. Sen öyle soruyor, niye bir anda küsü vardır bir şey. Bir insan bir insana sebepsiz yere küsmez. Bir sebebi vardır. O da bende kalsın. Her şeyi bilmeyiz. Çıktıktan söylemek sonra istemiyor. Ama bir şey oldu değil mi? Yarışmayla ilgili bir şey değil. Yok, yarışmayla ilgili. Survivor'da olan bir şey değil. Atladığımız bir şey yok yani. Görüp de fark etmediğimiz bir şey var mı? Yok İlkay Hanımcığım. İlkay da artık canım o şeye İlkay geçtik. Hanım. Resmiyeti kuruyor İlkay Hanımcığım. Şimdi peki. Bu son yarışmada Hikmet miydi? Benim çok soğuk. Onun gazını açık. Hikmet'le arası nasıl diyorlar? Affetti mi? Ne oldu Hikmet'le, ben hatırlamıyorum. Ben o adamı, onu anmak bile istemiyorum. Kimdir o? Kim o ya? Reklam atlayalım abi. Ha, son Survivor'da. Anadolu Hikmet. Kaplan'ı. Hatırladın ön mı? Ön tarafta ayrı, arkada bana farklı bir davranışlar böyle. Çok kavga ettiniz onunla. Hak ediyor. İyi ki dövmedim onu sinirden. Ben böyle bir şeye gelemem ha. Böyle fırıldak. Ben niye İstanbul'da durmuyorum biliyor musun abiciğim? Böyle burada o kadar çok böyle fırıldak insan var ki ben gelemem abi. Çok sinirleniyorum. Kim geldi? Hikmet, buyur Hikmet. Hikmet'e benziyor, gel. Yaz gel Hikmet. Hikmet'le Adem az sonra. Çayım derdi ama. Onları arkada hatır tutuyorduk. Gelecekler birazdan. Peki Survivor'dan girmişken birini daha sana soracağım. Bir sporcu olarak soracağım. Senin yıldızın hiç barışmadığı biri de Turabi oldu. Yarışmada. Yok, barışıyoruz biz onunla. Konuşuyorduk. Onunla da küstü. Ama yani Turabi ile çok şeyinizi hatırlıyorum ben. Biz... Sanki Adem ile sen... Nereye izledim bu karış? Ve... Nereye izledin diyor. Yok, Turabi ile siz çok mu iyiydiniz? Ben sizi çok kavga ederken hatırlıyorum. Yok, öyle bir şey yok. Kafa mı buluyorsunuz benle ya? Ben hangi Survivor'ı izledim? Asla bir bayanla asla kafa bulmam. Erkeklerle bulabilirim de. Ha, bir bayanla asla. Ben bayanları çok severim. Kurban olurum. Bayan mi? Kadın de şuna. Kadınları. Bayan aynen. Acayip severim. En kötüsünü bile kollarım. O derece. Peki o zaman Turabi hani... Biz Turabi'yle hiç yarışmadık ki. Ama Turabi'yle konuşuyordum. Ona da küstüm. Ama küssünüz. Senin aranın olduğu tek kişi var. Latif ama... Doğan. Hayır. Ya ona da neden kızdım? Bir şey dedi. Yani ona da ben böyle bir şey, o da bana dedi. Sen de dedi hemen parlıyorsun dedi. Yani kızıyor, silip kesip atıyorsun dedi. Bende öyle bir huy da var. Mesela bir şey olmadığı zaman, mesela bir şey diyorsun, bir şey konuşuyorsun. Olmuyor, kesip atıyorsun. Öyle bir huyum var. Anladım yani. Sevdim bile keser atarım yani. Öyle bir huyum var. Diyor ki, anladınız mı? Ali abi diyor, Okay. Ben anladım. Sabriye haksızlık yaptı. Arabanın yarısını alınca yarısını Sabriye'ye verince Okay özür dilerim. Arabayı böldünüz mü? Ne oldu? Anlamadım. Arabayı bölüştüm. Nereden geliyor abi bu sorun? Buradan, süpersin, nasıl? Süper. Ne diyor? Abi Okay Sabriye haksızlık yaptı. Arabanın yarısını alınca yani Sabriye verince Okay özür diledi mi? Burayı geçelim. Ne oldu? Araba ne oldu? Diledi, konuştuk. Arabayı paylaştık. İki teker ona, iki teker sana mı kaldı? Parasını paylaştık. Parasını paylaştık. Tamam, devam et. Sen buraya boş ver. Geliyor geliyor. Dolu soru geliyor. Merak etme, biz de bakıyoruz. Bak bunların hepsi sana gelen yorumlar. Adem Sabriye derken özledim Adem diye story atmıştı diyor. Özledim Adem diye story atmışım. Vay vay vay. Ne zaman atmışım? O yarışırken herhalde. O çok eski arkadaşlar. Yani, o story'yi atın, inkar ediyor. Yok öyle bir şey diyor. Yok, atmışımdır da eski atmışımdır herhalde. Bu bizim millet de hep eski şeyleri bulur. Bir geleceğe bakalım. Bizim peki, mesela röpler oluyordu sabah. Survivor'da röpler oluyor. Sabah kalkıyorsun, röportaj veriyorsun. Millet biri röportaj olacağı zaman millet bir sağa gidiyor. Bir taraf bir sola gidiyor. Düşünüyorlar acaba röpte ne konuşsam diye. Hep en erken ben gidiyordum. Konuşun da bitsin diye. Düşünüyorlar. Niye düşünüyorsun ya? Öyle değil mi Ali abi? Millet niye böyle oynuyor? Desene bana bir şey. Söyleyeyim sana. Şimdi bir fikir senin beynindeyken sahibi sensin.
ağzından çıktıktan sonra o fikrin esirisin. O ne sözün efendim, esirisin. Abi. Attı Ali abi. Adem 2018 Survivor'dayken olsan da kavga edeydik. Adem özledim diye atmış. 2018 çok eski değil. Demek o zaman araları kötü değilmiş evet. abi. Adım adım gidiyoruz. Evet. 2018'de o Survivor'a gitmişti o zaman. Şimdi Adem sorularını mı cevaplamaya geldim? Başka soru yok mu? Ali abi. Ali abi. Evet, sen de hiç Ali soru abi, seçmiyorsun Sabriye yani. Sabriye'ye sorar mısın? Acun Sabriye'yi çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Sabriye de Acun'u seviyor mu? Cevabı verdi. Soruyu soramadan cevabı verdi zaten. Seviyorum zaten. Evet. O benim canım ya. Yani o ringteki kıvraklık her yerde var. Onu görüyoruz. Bir soru ya var. Ben ne bir günde her şeyi yaşarsın. Bir Survivor'da yoktu. Bir günde mesela ağlarsın, gülersin. Güzel şey bunlar ya. Evet. Değil mi Ali abi? Survivor'da koşarken sanki bacaklarına birer ton ağırlık takmışlar. Abiciğim bak ben amatör boksta bile milli takıma mesela sabah koşularımız olurdu ya. Ben saklanırdım en arkaya geçerdim. Hoca beni kasıtı tutardı öne getirirdi. Biliyor çünkü koşmayacağım arkadan. Yani ben dövüş sporu yapıyorum evet ama yani koşmayı hiç sevmezdim. Hiç koşmuyordum. Hmm. Ama şimdi... Koşmak zorundasın çünkü 5 dakika boyunca kondisyon çok önemli. Ringin içinde, kafesin içinde kalıyorsun. O yüzden koşuyorum yani. Zaten koşmayı çok seviyor olsaydım gider atlet olurdum. Yani koşuyorum. Bir daha katılır mısın Survivor'a? Üçüncüye çağırdım. Bir daha şu an gidemem. Ama ya bir... Net bir yanıt alamayız. Şimdi bir bucağa kadar devam edelim. Cevabı değişir. Ali abi. Bu sefer Survivor'a gidersem şampiyon olurum. Çok iyi hazırlanırım. Hep hazırlıksız gittim. Aa gitmek istiyor. Hayır abi. Gitmek istemiyorum şu anda. Spor kariyerim var. Anladım. Ama 2 sene sonra mesela altın kemiğini aldın. Aldıktan sonra gidersem şampiyon olurum. Kimsenin kurtulacak artık yeter de. Üçü de Allah'a kuştu. Yani koşarım iyice bir hızlı. Şu beni sevmeyen, çekemeyenlerin ağzını kapatmak için. Onun için şey yaparım yani. Şampiyon olmak için giderim. Ali abi. Evet, şampiyon olmak için giderim. Bir daha gidersem şampiyon olacağımdan emin olarak şu giderim. Şu an gitmeyi düşünmüyorum. İşim gücüm var. Bellator kariyerim var. Artık 2 sezondur gittim. Adamlar beni artık... beni bekliyorlar hep.